Yanlışlıklar garip de gelmiyor. Sen ya. Erol Bulut'u getirir miydin abi? Hayır. Ben baştan beri karşı çıkanlardan biri oldum. Peki olduk kim gelmeliydi? Abi. Hayır, hayır. hayır. Kim Mesela gelmeliydi? sen bu dönemde kimi getirirdin? Evet. Fenerbahçe'nin ruhunu bilen. Ya yani en baştan. En baştan, baştan. sezon başındasın. Valla Turgaycığım yani bakarım, ederim. Yapacağın kadro da belli. Böyle bir kadro ha. kuracaksın. Ha. Böyle, bir kadro Böyle bir kadro kuracaksam kadro e, tabii ki Arsene Wenger'i getiririm. Yani. Niye? Ya da o zaman ben de şöyle evet. sorayım. Oldu da Erol Bulut'la yolları ayrıldı. Kim gelebilir? Bir dönem Arsene geldi, hakikaten ciddi ciddi ilgilendiler diye biliyorum. Ben. Hala adı yani, geçiyor bu arada. O dönem yani, için söylüyorum. Bilemiyorum. Yani Arsene Wenger e, benim önemli bir anım var. Galatasaray-Monaco maçından evvel 86 mı nedir işte şimdi <gülüyor> unuttum <gülüyor> senesini. Bunlar kupada bir takımı elediler Ales diye. A, şey Monako 6-0 mu ne yendi. Biz de Erdal Aydın'la kulakları çınlasın. O maçı gittik seyrettik. Hani bir ön yorum yapalım <laughs> Galatasaray maçından evvel diye. Dedi ki hadi Arsene Wenger'le bir konuşalım. O da soyunma odasının dışında duruyor. Zaten stat bin kişilik soyunma odası iki metrekare. Evet. Öyle bir yer köy sahası. Kapıda açık tabii Ö ölecekler nefessizlikten. Dedim böyle böyle o hoş geldiniz falan dedi. Dedim ki böyle böyle yani bir bir dakika dedi. Sen dedi önce foto bir arkadaşına şu soyunma odasının dibinde oturan Negro'nun resmini çektir dedi. Zenci. Evet. Erdal dedim böyle bir ya dedi soyun modası simsiyah. Adam simsiyah. Nasıl çıkacak bu fotoğraf? Lan dedim gir çek işte dedim. Ne çıkarsa baktım o zaman. Erdal da gindi. Mösyö dedi tık 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 iki kare bastı çıktı. Şimdi dedi kağıt kalemim var mı dedi bana. E var dedim. Çıkarttım verdim. Bir şey yazdı. Kalemimi verdi. Dedim e onu dedi sonra konuş vereceğim sana dedi. Ben bu Negro'yu dedi. Aynen negro çok ağır bir kelime aslında ama o zaman öyle o zaman kullanıldı. Hala öyle onu bence şu anda da zaten evet. kullanmayalım. O siyahi dedi oyuncu öyle evet. diyelim. Ben dedi Liberya'da sokakta top oynarken gördüm dedi. Sokakta. Öyle keşfetmiş yani. Oradan dedi ailesine ulaştık. İki kardeşi yani üç kardeş, anasını, babasını da dedi oradan aldım, getirdim bizim Monako'daki yabancı oyuncuların kaldığı sitede bir daireye yerleştirdim dedi. Sonra güldü. Dedim hayır ola. Üç gün kapıyı bulamadılar. Çünkü sazla evde oturuyorlardı dedi. Aldığımda dedi. E ee dedim 50 bin dolar masraf ettim dedi. İşte yol parasıydı, şuydu, buydu, kıyafetti yani Aklınıza ne geliyor? E ee dedim ben dedi bunu en geç iki sene sonra. E ee, 50 milyon dolara satacağım dedi. Ne diyorsun sen dedim ya 50 bin. <laughs> Ve oynamadı o 6-0'lık maçta. Hı -hı. Al dedi şimdi kağıdı. Bak dedi ismini gör. Aldım kağıdı okuyamazsan ben sana ismini söyleyeyim dedi. Bunun adı George Weah dedi. Ha öyle mi dedim. Bak dedi. En geç iki sene sonra dedi 50 milyon dolara satacağım dedi. 50 milyon dolara bir buçuk sene sonra Milan'a sattı. Evet. Evet. Ve şu anda adam Liberya devlet başkanı. Böyle bir hocam. <laughs> böyle bir Peki, hoca diyorsun. <laughs> Erol Bulut'a buradan bağlayalım. Yeniden dönecek olursak Kemal Belgin. Vallahi şöyle. Kabahat yönetimde Erol Bulut'un da yardımcılarının da en başından Fenerbahçe'nin başına gelmemesi gerekirdi diyorsun. Peki devam etmeleri gerekir mi? Bak alınan oyuncular, gönderilen oyuncular. Hı hı. Olacak şey mi? Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir vaka var mı? Neden? İş bilmezlik bu. Bu iş bilmezlik. Başka hiçbir şey değil. Sen... Fenerbahçe'de başkan olduğunda yönetiminle beraber görevi aldığında Arsene Wenger Fener'in başkanı olsa sana dört tane en fazla oyuncu alırdı. Seyrettiği Fenerbahçe ile ilgili. Evet. Belki iki tane de öbür sene alırdı. Kolay değildi ben Wenger'i getirmek de. Yine ha de. o başka Şartılı. hayır ama ha. iyi dostuymuş hayır, Ali ama... Bey'in. Avrupalının kafası bizim gibi değil ha. Dostluk ya dostluk başka. şu an hala ha. bu arada ismi dostluk geçiyor başkan. Başkan. Ha o başka o, tabii. Geçiyor, hayır. Lövin de ismi geçiyor o. Evet büyük proje ama şuradaki eminim Guiza'yı almıştı Fenerbahçe. Rahmetli Hasan Doğan bana o haberi vermişti İspanyada. Hmm. Daniel González Guiza. Ben haberi verirken altına da şöyle bir yorum yazmış: İspanya'da büyük takımda oynamadığı için Fenerbahçe yanıltıcı olabilir. Çünkü boş alana ihtiyacı var mı? öyle ah be, olmayı, öyle be olur. bu Gucci'dan bahsettiğini bilseydim ben Evra buraya getirirdim. Şşş. Transferdeki Evra'nı. Şunu diyorum. Şunu diyorum. Bir futbolcuyu izliyorsun o takımda evet doğru. Tabii. Kovacevic işte, Niyat'ı koy Barcelona'ya sıfır çekerlerdi. Tabii. Burada, Real Sociedad da yerlerini tabii, buldular. Tabii, tabii. Rakibin oyun sistemine göre onlar tabii, bir parladılar. Bu çok önemli. Hı -hı. Onu söylüyorum. Dolayısıyla bir adamı bir takımda izliyor. Takımında izledim 6 ay izledim. Doğru da başka bir takımda hayalini kurdun mu? kapalı savunmaya karşı ne yapacak biliyor musun? Samat'ta da, da böyle. Senin takımdaki oyuncular o alacağın oyuncuyla oyun karakteri acaba nasıl Ya transfer <laughs> şöyle 3 saat düşüneceksin bir, bir tane hamle yapacaksın. Yani. Tabii bu, ya aynen %100 işte katılıyorum. %100 yani. yüz katılıyorum yani. Bizde transfer şöyle. Ye bu kırazdan kalmaz birazdan diye transfer yapılıyor. Galatasaray'la Fenerbahçe Mert Hakan yarışına bak. Al filmi gerekse şimdi almaz. Tabii. Şu anda ikisi de almaz. Tabii. Hatta Emre Kılıç'ı bile almazlar. Tabi ama nasıl yarıştılar? Tabii. Niye? O almasın ben alayım. Ya bırak kimin ihtiyacı varsa o alsın. Sen şuna bak. Bu adama ihtiyacın var mı? Evet. Ee. Sen de uyum sağlayabilir mi orta sahaya alıyorsan? Yapımla evet. ilgili. O, veya o zaman ne bileyim? hem Erol Bulut tercihi hem yardımcı tercihi hem de yapılan transferler hatalı. Bazıları hepsini diyemem. Kadro mühendisliği hatası var? Yüzde hatalı. Ben söyleyeyim. Ben katılmıyorum. O kadar değil. Yüzde ne yaptı? Evet abi yüzde sekseni hatalı bence. Bence abi, abi hiçbir şeyini beğenmedin mi? Mesela Atilla çok iyi bir transfer. Salayi, Osayi şu Atilla anda. Atilla kim be? Salayi işte. Salayi, stopere gelen. Şey, İrfancan bence çok iyi bir transfer. Kim var? İrfancan görülmedi. Belki Pelkas'ı Hayal. buraya doğrudan ekleyebiliriz. Pelkas, Pelkas, Pelkas iyi transfer. Mesut Özil çok iyi bir transfer. Marka i̇şte, olarak bir defa. Yani İşte Mesut anlayayım. marka olarak çok iyi de gelirken şunu söyledim. Acaba Real Madrid'de, Arsenal'da, Alman milli takımındaki oyunu paylaştığı oyunculardan kaç tanesinin benzerini bulup da paylaşacak? İşte yanına diyorum ki Sosa'yı koyacaksın, <laughs> Pelkas'ı koyacaksın, Alifan Can'ı koyacaksın ha, ceset, yanına. Ceset Sosa'yı değil tabii. Tabii. Abi bak fena. şimdi <laughs> Mesut'un yanına Beşiktaş bu hatayı yaptı mesela. Kutin'in sağı solu ineli fıçı gibiydi Guti. Tabii. Guti bir, Guti gibi bir adam arkasında gözleri vardı. Tabii. Önündeki oyuncular ona 86 tane alternatif yaratsın o en doğru alternatifi atardı tabii. Ama öndeki herkes kazık gibi durduğu için Guti de sıradan bir oyuncu gibi ilk gördüğünü atıyordu tuttu. Evet. Şimdi sen Mesut'u aldığında Etrafını doğru donatırsan onlar da Mesut'a göre oynarsa Mesut o yeteneğini uçak hali yok. Ya, yok, tabii. <laughs> tabii ben de onu söylüyorum. Her şekilde ortaya Turgay, çıkar. Ben yani. de onu söylüyorum. Tabii. Ama şimdi Mesut topu aldı. Kaldırdı kafayı. Zaten Mesut'un en büyük özelliği daha topu almadan kafasını kaldırmışıdır. Gelmeden düşünüyor. Evet. Gelmeden düşünmesi, gelmeden düşündü. Bir de geldiğinde kaldırdı ki herkes birinin kolunda geziyor. Geziyor. Sağda. Ne Arkada, arkada bekliyor, opsiyonda bekliyor, evet. çizgi de bekliyor. Hiçbir şey yapmayacak, topa ezecek, bekleyecek, evet. dönecek, geri verecek. Evet. Dolayısıyla burada önemli olan şu, hocalarım, bizim birçok hocamız bunun farkında değil. Pas verin vermek diye bir şey var. Pas verilmez ki, pas alınır. Tabii. Sen şu adamın arkasına saklanıyorsan ben dünyanın en büyük yıldızı olayım bu topu sana atamam. Sen açını bir derece değiştirsen o Tabii. topu sana atmam kolaylaşır. Tabii. Arkadan bir başkası bunu yaptım. Başkası bunu yaptım. Mesut Özil farkı ortaya çıkar. Tabii. Önünde 3 alternatif varken Mesut'un farkı ortaya Tabii. çıkar. Öndeki tek alternatif buysa Mesut bu topu bu adama atmak zorundaysa Mesut olmuş, Guti olmuş, Mesut Hiç olmuş fark etmez. Peki o zaman e, Karagümrük maçı özelinde düşünecek olursak yarın saat 19'da oynanacak. Yine Pelkas yok, yine Gustavo yok. E, acaba artık Mesut Özil'i ilk 11'de görebilir miyiz? Valla ben şunu Görmeli söyleyeyim. Görmeli miyiz Bu ya güzel da? Güzel bir soru. Bak şu son şey maçı, ne o? Kupa maçı Baş Başakçayır. Evet. Ya Erol kardeşim, kusura bakma kardeşim diyorum. Belki de reddedersin de önemli değil. 10 kişi kalmış bir takıma... Bir senedir top oynayamıyor, Mesut'u sokuyorsun. 10 kişi kalmışsın. Yanlış bir hamle miydi? Yanlış hamle. Adamı öldüreceğim be. Zaten 10 kişisin. Bir de Sosa'yı sayma. Emekli. Baştan başlasa 10 kişi kalınca çıkarması gerekirdi. ha Baştan başla. Tabii aynen. Baştan bir de Sosa'yı ekle. 9 kişi. Kalmış bir takıma bir de Mesut'u sokuyorsun. Mesut'a diyorsun ki Öl. Öl. Yapmayın Peki, hiç bunu. Hiç mi oynamamalı yoksa ilk ilk 11 başlayıp sonra çıkmalı mı? Bence baştan başlamalı. İşte ilk 11 çıkar. Öne de belki Galatasaray geçer. Galatasaray derbisine git. Galatasaray'ın 11'i sana en kötü en kötü en kötü saat 6'da geldi. Saat bir saat daha var önünde. Ya ben Belanda 5 metre kadar oynayan bir oyuncu. Tabii. Arda Turan 90 metre kadar dolaşıyormuş gibi gözüküyor ama İkisinin arasında 25 dakika var yani. Bir bakıyor sağa çıta görüyorsun, sol bekte ama arada 25 dakika var. Yani 5 metrekarede oynayan evet. bir oyuncu. Emre Kılıç aynı. Ben üçünü 11'de gördüğüm anda sahaya direkt mesut koyardım. Derdim ki, bugün Fenerbahçe olabilirsin. Hayır 25 dakika oynatır, yarım saat oynatır, 45 Tabii. dakika oynatır. Ama topu Galatasaray'a bırakmaz mı? Sen ne yaptın? Alanya gibi. Çekil kenara, Hı -hı. önde 3 tane hızlı adam bırak. Topu Galatasaray'a bıraktın. Bitti. Dolayısıyla şu var. Oyuncuyu oyun karakterine göre kullanacaksın. Tabi. Mesut oyun karakteri futbol oynamak ve oynatmak üzerine. Ha Mesut koyduğunda dediğim gibi sağında o solunda e, öbürü önde de Samat da olmayacakken. Yani. Yani, alver yapabilecek adam olacak. Alver yapacak tabii. Alver yapacak daha adam diyorum olacak. en büyük özelliklerinden biri daha top gelmeden düşünüyor. Mesut'un düşünmesidir. Ben geldiği zaman bunu ya Turgay'a ya Kemal'e atarım. Öyle gidiyor oyun çünkü. Aynen öyle. Anladın <gülüyor> mı? Hem, <laughs> ama yani... Platini gibi. Platini'ye bir gün şey sordular. Dediler ki senin özelliğin ne? Dünyada birçok konu var. <laughs> Benim bir tek özelliğim var. Çok çabuk düşünüp uyguluyorum çünkü evet. gelmeden düşünüyorum. Peki. Evet. Mesut da gelmeden düşünüyor. Evet.